Kraliçe de uzun bir süre gülücükler tatildeydi. Oysa bir okulun bahçesine en çok gülücük yakışıyor. Demek ki müdürü güldürmek lazımmış. Bugün Cevat'a müşfik ses tonuyla geç oğlum dedi ya. İşte o an ona sarılmak istedim. Uyan aşk. Aşk bahaneler arar her zaman. Ya aşk öyle bir şifa ki irinli yaraları bile bak iyi ediyor. Ve tek başına hiçbir mucize onunla baş edemez bile. Peki sen bulabildin mi aşkı? Karına aşık oldun mu? Zehra, ben anladım ki aşık olan Allah'mış. Tur Dağı'nı yakıp kapkara bir kayalığa dönüştüren tecelliymiş aşk. Ve kalpte küçücük bir kara delik. Süveyda, yüreğin kâbesi o tecelliye dayanabilirmiş. Aşk öyle bir şey ki bizler ona ancak ayna olabiliriz. Kaynak değil. Biz insanların birbirimize karşı hissettiklerimiz, beslediğimiz duygular o aynadaki yansımalardan ibaret. Asıl kaynak orada gürül gürül çağlarken biz burada ışık oyunlarıyla, gölge oyunlarıyla idare ediyoruz. Ve şimdi ben Zehra, gözlerimi diktiğim o asıl kaynaktan gözlerimi bir saniye bile ayırmak istemiyorum artık. Görmüyorsan yürek yangınımı, Sina'ya git. Musa şahit, Tuğra sor. Tecellisi aşkın neymiş gör. Nedir sevda, ne Süveyda, Nur'a sor. Öptüğüm ölümümdü gözlerinde. Azrail'e, İsrafil'e, Sur'a sor. Yeter kanıt değilse şayet sana, mahşeri bekle, bir melekle huzura sor.